Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz sizlerle. Yani uzun bir ara derken ben en son çektiğim videodan sonra bayağı bir zaman geçti olarak görüyorum. Şu anki yoğunluktan kaynaklı eksik verdiğim bilgiler var. Ayrıca verdiğiniz sorulara anında dönüş yapamadım. Hakkınızı helal edin bu yönden. Şimdi önümüzdeki günlerle ilgili planlarım var. Onları bir anlatayım size. Yeni tedarikçi firmalar var. Tedarikçi firmaların yanı sıra farklı pazar yerleri var. O pazar yerleriyle ilgili bilgiler vereceğim. Şu an deneme aşamasında olduğum yeni mağaza açtım. Daha doğrusu yeni açılan pazar yerleri de var. Oralarla ilgili de bilgi vereceğim. Şu an en son anlattığım entegrasyon yazılımıyla ilgili, ondan sonraki kalan işlemlerle ilgili normalde işlem yapacaktım ama öncelikle soruların cevabını vereyim dedim. Daha sonraki önümüzdeki günlerdeki videolarda diğer konulara değineceğim inşallah. Aynı zamanda şu an mail adresinden gelen bilgilerde genelde kendi sitemizle ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar oluyor. Site yapım aşamasındayım şu anda arkadaşlar. Farklı bir site yapıyorum. Site bittiği zaman sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda XML linkini sunabileceğim bir site. Yani hem tedarikçi olarak kullanabileceğiniz, sizlerin de ürünlerini, benim ürünlerimi satışını yapabileceğiniz bir site. Hem de yani normalde farklı müşterilerine girip alışveriş yapacağı bir site. Öyle bir ayarlama yapıyorum. Daha öncesinde WhatsApp'la görüştüğüm arkadaşlar da var aranızda. Bir kişi Şubat ayındaki yaptığı kazançla bu aydaki yaptığı kazancı söyledi. Arada uçuk bir fiyat farkı var. Yani sadece bizim ürünleri satarak, normalde kanıt olarak da size gösterecektim ama işlerin yoğunluğundan bir türlü o işlemleri, hani tek tek dekont kısımlarını alamadım ondan. Yani Şubat ayında ortalama 250 lira falan kazanç elde etmiş. Şu anki günümüzdeki zamanda 2500 TL'yi yakaladım diyor. Artık giderek zaman zaman yükseliyor diyor. Ve ayrıca sadece bizim ürünleri satarak yapmış. Yani genelde bizden tedarikçi isteyenleri var. İstenler var. Yeni tedarikçi. Son zamanlarda ben dahi yeni tedarikçilerle, farklı tedarikçilerle çalışmıyorum. Elimde bulunan tedarikçilerle çalışıyorum. Hani çok fazla tedarikçi yerine sürekli satış yapılan, yani çok satış yapmaktansa az satışla çok para kazanmayı tercih ediyoruz bir nevi. Kendi ürünlerimden satarak iyi ciro yapmış, onu söyledi. Giderek de yükseliyor. Yani kendisi bana WhatsApp'tan bankadan gelen ücretleri falan da atmıştı. Onları dediğim gibi yoğunluktan dolayı bir türlü işlem yapamadım sizlere göstermek için. Bir de bir kişi daha var. Genelde spama düşüyor. Genelde olumsuz yorumlar yazıyor. Olumsuz yorumlar yazdığı için spama düşüyor arkadaşlar. Yazdığı yorumlarda YouTube kanalından para kazanmak amaçlı yaptığımız bir uygulamaymış gibi göstermiş bunu. Yani spama düşmese bile onaylamak istiyorum onu normalde. Yani şu anda YouTube'la ilgili bir amacım, bir işlemim olmuş olsaydı benim, yani bulunduğum işleri bırakıp sadece burayla ilgilenirdim. Şu an dediğim gibi zaten farklı işler olduğu için bu sadece eğitim amaçlı açtığım bir kanal. Ayrıca her zaman yüz yüze geldiğim arkadaşlara da söylüyorum. Buradan da daha önceden söylemiştirim tahminim. Şu an yurt dışında mesela hangi uygulamaydı? Yani TikTok uygulamasını yasaklayan bölgeler varmış galiba. Aynı şekilde YouTube'da ilerleyen zamanlarda yasaklanabilir. YouTube'dan gelir elde etmek isteyen ya da gelir elde eden kişiler için söylüyorum. Benim için ticaret önüne gelen. Sizler de e-ticaret yapın, normal ticaret yapın. Yani nasıl öğreniyorsanız öğrenin. Benden ya da farklı kişiden bu önemli değil. Öğrenin, yapın. YouTube ya da farklı yerler kapandığı zaman, yani gelir kaynağı elde ettiğiniz yerler kapandığı zaman bu sefer açıkta kalmayın. Ama ticaret her daim devam edecektir. Bu bir kesin. En azından ticareti öğrenirseniz aç kalmazsınız, açıkta kalmazsınız. Şimdi gelen sorulara cevap vereceğim. Aynı şekilde mail üzerinden de gelen sorular var arkadaşlar. Bir kısmına şimdi cevap vereceğim. Bir kısmına bir sonraki videoda cevap vereceğim. Çünkü bayağı mesajlar var. Ben onların hepsini YouTube soruları diye ayırdım. Kaldığımız yerden devam edelim dedim en azından. Toptancıyla birebir iletişime geçmek şart mı? Mesela PTR'de XML linklerini yayınlamış, oradan direkt alıp entegre edebilir miyim diye sormuş bir arkadaş.
bu şekilde entegre edebilirsiniz ama fiyatlar konusunda ve alış satış işlemleri için toptancıyla iletişime geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sizi bayilik tanımlıyor. Bayilik olarak tanımladığı zaman giriş yaptığınızda fiyatları görebiliyorsunuz. Bayi olmadan girdiğinizde fiyatlar görünse bile her ürünün fiyatı görünmüyor. Mağaza açmak ücretli mi diye soran bir arkadaş olmuş. Mağaza açmak kimi sitede ücretli, kimi sitede ücretsiz. Gitti gidiyor, daha öncesinden ücret alıyordu ama şu anda ücret almadan mağaza açımı yapıyor. Pi ticarette 3 TL olan ürünü 10 TL'ye sattık, kargoladık. Pi ticaret 10 TL içinden 3 TL'yi kendi mi kesiyor yoksa biz parayı yatırıp mı alıyoruz diye soran arkadaş olmuş. Biz zaten Pi ticarette 3 TL olan ürünü 3 TL'ye satın alıyoruz. Kalan kısım bizim cebimize kalıyor. Yani bizim kısmımızdan kesme gibi bir durumu olmuyor arkadaşlar. Kafamı en çok yoran soru diye bir soru sormuş bir arkadaş. Sipariş geliyor, tedarikçi firmaya gidiyorum, alıyorum, alıcıya gönderiyor. Peki bu ürünün faturası, KDV'si ben buradan gelir sağlıyorum. Devlet vergi isteyecektir. Bu fatura işlemleri genel videosu çok işime ve bu işi yapmak isteyen birçok kişiye iyi olur demiş. Bununla ilgili fatura kısmı, vergi kısmı ile ilgili zaten video çekmiştik arkadaşlar. O kısmı inceleyin. Orada takıldığınız yer olursa yoruma yazın. Oradan yardımcı olurum. Yani zaten dediğiniz gibi sattığınız ürünün KDV'sini devlete ödemeniz gerekiyor. Aynı şekilde de aldığınız ürünü devlete gider olarak gösterebilirsiniz. KDV'sini sizden düşerler. Yani faturalı ürün satıyorsanız her daim, yani bu ilerleyen zamanlarda zaten sizin yaşayacağınız bir şey. Evinizde en ufak bir şey dahi almış olsanız artık her ürünü faturalı sattığınız için her yerden fatura isteyeceksiniz. Bu duruma geleceksiniz. Böyle böyle de devlet zamanla artık hani bu naylon faturaydı ya da faturadan kaçma işlemleri ortadan kalkmış olur. Yani bizim bilinçsiz halkımız genelde faturasız alışveriş yaptığı için ya da fatura talep etmediği için ister istemez devlet farklı yerlerden bu vergi cezalarını çıkarmaya çalışıyor. Yani devletin bir şekilde kalkınması gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle faturalı alıp faturalı satmamız gerekiyor işin açıkçası. Gitti gidiyor da ürün satmak için şirket kurmak zorunlu mu? Normalde zorunlu değil ama başım ağrımasın, sıkıntı olmasın, en baştan şirketimi kurayım, rahat edeyim derseniz şirketiniz kurabilirsiniz. Yok ama satılır mı, tutulur mu, tutulmaz mı gibisinden içinizde bir soru işareti varsa, aklınızda bir soru işareti varsa önce mağazanızı açın, satış yapın, birkaç satış, ondan sonra vergi mükellefi onun, en azından devlet yönünden herhangi bir sakıncanız kalmamış olsun. Şikayet olmuş olsa bile ya da farklı bir durum söz konusu olsa bile içiniz rahat şekilde olur. Çünkü bütün işlemi prosedürüne uygun şekilde yapıyorum dersiniz. Yani alnınız açık şekilde olur. Koli satışı yapıyorum demiş bir arkadaş. Gitti gidiyor 5-10 ya bununla ilgili daha önceden bir video çekmiştim diye hatırlıyorum ama nedense bunlar spama düşmüş yorumlar. Spamdan aldım ben bunları. Yani YouTube'daki yorumlar spama düşmüş olanlar bunlar. Aynı ürünü farklı şekilde yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane ürünü gitti gidiyor da 10.000 tane listeleme hakkınız var. 10.000 tane şekilde listeleyebilirsiniz. Aynı fiyata da listeleyebilirsiniz. Farklı fiyata da ücretli kargo olarak, ücretsiz kargo olarak, yani değiştirmeden birebir aynı şekilde listelemesini yapabilirsiniz. Eğer sadece ben tedarikçi firma ile çalışmıyorum. Kendi ürettiğim ürün var. 1-2 adet ürün satıyorum. Bu ürünleri nasıl yaparım, nasıl çok satılır diye bir düşünen arkadaş varsa, açık konuşmak gerekirse, eğer erinmiyorsa, boş vakti de çoksa 10.000 adet ilana koyabilirse onları günlük en az 10 tane kesin satacaktır aynı üründen. Yani bunun garantisini verebilirim her şekilde. Sizin de aklınızda olmuş olsun bu. Sürekli bulduğunuz bir ürün ya da kendi ürettiğiniz bir ürün varsa gerekirse bir mağazayı sürekli ondan doldurun. Yani ister istemez, şimdi şöyle söyleyeyim. Gitti gidiyor da ürünler görünürken, sağ ya da sol tarafımızda ya da ana sayfada görünürken 10.000 tane üründe bir tanesi kesin orada görünür. Yani satış oranı daha yüksek olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Gitti gidiyor da nasıl parayı çekeceğiz demişti bir arkadaş. Gitti gidiyor da ilk başta üye olurken banka hesap bilgilerini tanımlıyoruz. Banka hesap bilgilerinden sonra alıcı müşteri ürünü onayladıktan sonra hesap ücret 21 gün sonra oraya yazdığımız hesap numarasına geçiyor. Yani bu
PayPal ya da Payeer gibi ayrıyetten bir para çekeceğimiz bir kısım değil arkadaşlar. Oralarda genelde böyle para çekme işleminde sıkıntılı durumlar oluyor. Ama oralarda da yani gitti gidiyor kendisi otomatik yatırıyor. Ayrıyetten para çekmek için ayrı bir program ya da ayrı bir aracı ihtiyaç duymuyoruz. Ürünleri e-ticaretten gitti gidiyor nasıl yüklüyorum diye sormuş bir arkadaş. Tekli şekilde de yükleme yapabilirsiniz. XML ile de yükleme yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili eğitim videolarını kontrol edebilirseniz hepsiyle ilgili detaylı eğitim var. Şimdi onları kontrol edip de ileri aşamaya gelmiş arkadaşların hakkını yemeyelim. Onları tek tek tekrar en baştan anlatarak. Fatura işini tam anlamadım. Başlangıçta bizim nasıl başlamamız lazım diyor. Fatura ile ilgili eğitimi kontrol edin arkadaşlar. Yani eğitimleri baştan sona kontrol ederseniz bu gibi soruları sormanıza gerek kalmaz. Gitti gidiyordaki mağazamı stok montu ile çalışıyorum. Neon1 ve Trendyol'daki mağazalarım için öğrenebileceğim entegrasyon firması var mıdır önerebileceğiniz? Fiyatı ve kullanım açısından uygun ve güzel olan bilgilenirseniz sevinirim. İyi çalışmalar. Yani normalde en son anlatmış olduğum entegrasyon firmasıyla birkaç tane çalışmam oldu. Şu an için ne memnunum ne memnun değilim. Bir şey diyemiyorum. O yüzden bir sonraki videoda özellikle orayla işlem yaparak video çekeceğim. O kısımda şu an internetin bayağı yavaş operatörü değiştirme aşamasındayım. Ondan dolayı bir yavaşlık var sanırım. Bu nedenle orayı göstermek istemedim. Normalde orayı gösterecektim şimdi. Yani o firmayla tam memnunum dersem firma ucuz çalışılabilecek bir firma ama dediğim gibi şu an için şu anki görüntüde ne memnunum ne memnunum değilim. Yani açıkta kaldıysanız denize düşen yılana sarılır misali o firmayla çalışabilirsiniz gibi duruyor şu anda. Tabi ilerleyen zamanda buna daha iyi karar vereceğiz. Yani kesinlikle çalışın ya da kesinlikle çalışmayın diye söyleyeceğim. Gittik stok montun köprü kampanyasından faydalanabilirsiniz. Bundan faydalanmak için ama ben başvuruyu sizlerle birlikte yapmıştım bildiğiniz gibi. Daha sonradan aradılar. Finansbank'tan birkaç hafta sonra hesap açmanızı istiyorlar. Hesap açtıktan sonra o hesapta işlem yapmanızı istiyorlar. Eğer bunları yapmazsanız entegrasyon firmasından o ücretsiz kullanım hakkınızı kaldırıyorlar. Yani farkında olmadan bütün ürünleriniz güncelleme işlemleri durdurulmuş olabilir arkadaşlar. Bu nedenle o şartlara birebir uymanız gerekiyor. Yani köprü kısmına, ücretsiz kullanım kısmına başvuru yaptıysanız StockMont'un daha sonradaki işlemler için banka sizi aradığı zaman ne yapılması gerekiyorsa tek tek not alın, o işlemleri uygulayın. Çünkü ürünü StockMont mağazanıza yükledikten sonra güncelleme işlemlerini yapıyor sanırsınız ama yapmaz. Tedarikçi firmada kalmayan ürün sizin mağazanızda satılır. Bu durumda da zorluk ve sıkıntı çekersiniz. Merhaba abi, StockMont analizler grafikler kısmında hatalı ürünleri nasıl düzenleyebilirim? Yardım edersen çok mutlu olurum. Bununla ilgili detaylı bir video çekeyim arkadaşlar. Çünkü orada yani onu şöyle göstereyim size merak edenler için. Evet, internetim dediğim gibi yavaşlık olduğu için sıkıntılı görünüyor şu anda. Evet, analizler grafikler kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar bu kısmın ne işe yaradığını sorarsanız hani arkadaş iyi bir soruya değinmiş aslında. Hatırlı ürünleri nasıl düzenleyebilirim diyor. Burada normalde biz atıyorum bütün işlemleri yaptık, listeleme şablonunu yaptık, ürün kaynaklarını yaptık, kategori eşleştirmesini yaptık ama ürünleri mağazamıza yüklendiği zaman hala bakıyoruz yüklenmemiş ürünler oluyor. Bu ürünlerin kontrolünü bu sayfadan yapıyoruz arkadaşlar. Yani analizler ve grafikler kısmına geliyoruz. Ürünler neden hala yüklenmemiş diye atıyorum Trendyol'a geliyorum. Bakıyorum Ebuşiteri, Pi İthalat, işte Toptancı buradayı zaten kapatmıştım. Ebuşiteri, Pi İthalat'tan ben ürün yüklemesini sağlamışım ama gördüğünüz gibi 3802, 2790 adet ürün hatalı olarak görünüyor, yüklenememiş. Bu gibi durumlarda ben StockMont yükleyecek diye beklerim. Eğer buradan kontrol etmezsem StockMont'ta hatayı düzelsin diye beni bekler. Bu şekilde zaman geçer arkadaşlar. StockMont'taki paketiniz biter. Buradaki bu hatayı düzeltme olanını
için farklı bir video çekeyim ben isterseniz. Daha detaylı bir video olsun. Bu videoyu da çok uzatmayayım çünkü. Sadece onunla ilgili çekeyim. Şu an sorulara odaklanmıştım. Bu soruyu kaydediyorum arkadaşlar. Özellikle bunun için ayrıyeten bir video çekme işlemi yapacağım. Evet, maillerdeki sorulara da bakalım birkaç soruya. Bayağı uzadı yine. Zaman hızlı geçiyor. Ondan sonra kapatalım. Bir sonraki eğitim videosunda görüşürüz arkadaşlar. Evet. Soru sormuş, cevap vermişiz. Daha sonradan bir soru daha sormuş. Toptancı kapında hala XML linkini kullanıyor musunuz? Ben hala ben bayili kaldım. Yüklemeyi düşünüyorum da şikayet var. Yanlış ürün veya ürün göndermeme gibi sorunlar olduğu söylüyorlar. Siz herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı diyor. Arkadaşlar toptancı kapında şu an için sadece Trendyol'la dropshipping hizmeti sağlıyor. Bunu daha önceden de söylemiştim. Toptancı burada da problem devam ediyor. Toptancı buradayla çalışmamanızı tavsiye ederim. Daha önceden orada parası kalan arkadaşlar varsa yorumlarda detaylı şekilde yazsınlar. Ben şu işlemi yaptım, paramı kurtardım diye yazsınlar. En azından diğer arkadaşlar da faydalanır. Ya da bana mail atsınlar. Birebir telefon numarasını gönderirim. Gerekirse onlarla görüşürüm. Nasıl yaptıklarıyla ilgili bir video çekerim. Hem izlersiniz hem birbirimizle bu şekilde paslaşmış oluruz. Bir sonraki soruya bakalım hemen. Evet, fatura kısmı hep aklıma takıldı demiş. Dropshipping firmasında 30 TL deminki soruya benziyor. Aldığım ürüne müşteri çıktığında ben mağazamda 50 TL'ye satmışsam dropshipping firması bana sattığı fiyattan mı 30 TL faturayı müşteriye gönderiyor, yoksa benim mağazamda 50 TL sattığı fiyatta faturayı konuyla kargoyla müşteriye gönderiyor. Arkadaşlar tedarikçi firmalar faturayı müşteriye göndermiyor, bize gönderiyor. Oradan ürünü kaç TL'ye aldık? 30 TL'ye aldıysak 30 TL'lik faturayı bize gönderiyor. Biz kendimiz 50 TL'lik fatura keserek müşteriye göndermemiz gerekiyor. Bununla ilgili de yine daha önceden yazmıştım. Anlatmıştım yani, daha doğrusu kontrol edebilir. Evet, bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar mail adreslerinizde bilgilerinizi paylaşmayın. Yani telefon numaranızı paylaşmayın. Zaten gerekirse ben sizinle telefonla iletişime geçiyorum ya da numaramı atıyorum, WhatsApp'tan görüşelim diyorum. Genelde süzerek bakmaya çalışıyorum. Çoğu arkadaş telefon numarasını da paylaşıyor çünkü. Videolarınızı takip ediyorum ve gerçekten çok yararlı bilgiler veriyorsunuz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kafama takılan birçok soruya sayenizde cevap buldum. Bunun için yani güzel. Benim şirketim olmadığı için ticaret sanal pazar yerinde satış yapamıyorum. Ancak bir videonuzda fatura kesme konusunda yardımcı olabileceğini söylemiştiniz. Bu beni çok heyecanlandırdı. Hocam ben sattığım ürünleri ücret karşılığı sizin fatura kesmeniz mümkün müdür? Yani bu konuda yardımcı olurum ama çok uzun vadeli yardımcı olamam arkadaşlar. Bu konuda başlangıç aşamasında şirket kurmak istemiyorum. Önce kendimi denemek istiyorum. Para kazanırsam şirket kurarım tabii ki. Faturası satış yapmak istemiyorum. Bu konuda yardımcı olur musunuz? Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu konuda ya da bu gibi işlem yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olur mu arkadaşlar? Yani sattığınız ürünü zaten hemen hemen aynı tedarikçi firmalardan alıyoruz. Ya da benden gönderen kişilerden fatura kestiğim zamanlar oluyor zaten. Yani o kişinin isteğine dair. O şekilde işlem yaparım. Yani elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ama dediğim gibi bu süreç çok uzun sürmez. Yani atıyorum bir kişiye 10 kere 20 kere yardım ederim faturasını kesmede, ama bu daha fazla uzarsa kesmem. Yani bu sefer bunun yükümlülüğü bayağı ağır olur bana. Vergi çok çıkar. Yani bunu yapabilmem için zaten normal şartta siz ürün aldığınız zaman benim adımı almanız gerekiyor. Faturayı bana göndereceksiniz. Ben de sizin adınız, yani müşteriniz adına faturayı kesip göndermem gerekiyor ki depoma girmiş ürünü satmış olayım. Ayrı bir illegal yol yapmamış olalım. Bu konuda bu şekilde işlem yapmamız gerekiyor. Hemen birkaç soruya daha bakacağım arkadaşlar. Sonra sonlandıralım. Evet, bu kısmı da daha önceden anlatmış olmam lazım. Yine de göstereyim son olarak. Bunu da entegrasyon firmasıyla arkadaşlar gitti gidiyor ürünleri yüklemiş arkadaş. Listelemeye hazır ürünler olarak gözüküyor. Bir türlü aktif satışa çıkaramadım. Bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum demiş. Gitti gidiyor. Açalım hemen. Nasıl işlem olduğunu size göstereyim. Bu arada benim ürünlerimden satıp da
fark edenler var mı bilmiyorum ama Gitti Gidiyor'daki mağazamda kendi sattığım ürünleri şu an için koymadım. Vaktim de olmadı. Yani sadece bir adet ürün var arkadaşlar mağazamda. Onun satışını yapmak isteyen olursa onun satışını yapabilir. Şu ana kadar mağazayı yeni açtım. Biliyorsunuz 3 adet ürün satmışım. 3 tane de mesaj almışım. Tabii mesajlar Gitti Gidiyor'dan gelen mesajlar. Şu ürünü göstereyim arkadaşlar. Evet, bu ürünün satışını yapabilirsiniz. Bitkisel çay olarak. Bu üründen iyi kar marjı var. Ben bunu Instagram'da falan da reklamını yapıp koydum. Instagram'da da reklam yapması nasıl olur? Satın alma linki. Yani Instagram kullanan kişiler bilirler. Normalde Instagram'da reklam olunca şu ürünü satın al diye bir link çıkıyor karşımıza. Tıkladığımız zaman sadece o ürün oluyor. Sanki o ürüne özel tek bir site yapılmış gibi bir işlem var. O da çok basit arkadaşlar. Onu da yapabiliyoruz. Onunla ilgili de ayrıca bir video çekeyim isterseniz sizlere. Instagram'dan da satış yapmak isteyen arkadaşlar o şekilde faydalanmış olur. Yani oradan da iyi bir kar marjı elde oluyor. Çünkü site komisyonu olmamış oluyor orada. Bu ürünü satmak isteyen olursa benle iletişime geçsin arkadaşlar. Bu ve benzeri ürünler. Şimdi diğer arkadaşın sorusuna geldiğimiz zaman listeleme servisine giriyoruz. Arkadaşın ürünleri listeleme hazır ürünler kısmında. Yani bu kısımda. Burada şu anda ürün olmadığı için buradan tam gösteremeyeceğim ama ürün olduğu zaman bu kısımda çentikle seçiyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarda göstermiş olmam lazım. Seçtikten sonra alt kısmında ürünü listele diyor. Daha sonra ya da sepete ekle diyor. Sepete ekledikten sonra sepete git diyoruz. Ürünü listele diyor ücretsiz şekilde. Ürünü listele dedikten sonra onaya gittikten sonra aktif satışlar kısmına düşüyor. Yani bu işlem yani bu kadar basit. Şöyle söyleyeyim. Böyle görünecek orada. Tıkladığımız zaman burada mesela ürünü erken bitir düzenine benzer ürün sat diyor. Onun yerine alt kısımda erken bitir diyor. Erken bitir yerine bu kısımda sepete gönder ya da listeleme yap gibisinden bir şey yazıyor. Tam onu hatırlayamadım şimdi. Yanlış bilgi vermeyeyim. O şekilde listeleme hazır ürünleri aktif satışlar kısmına çıkarabilirsiniz. Çıkarmadığınız sürece listelemede hazır olan ürünleri müşterilerimiz göremiyor. Bundan bilginiz olsun. Bir de entegrasyon firmaları günlük güncelleme yaptığı için bu listelemeye hazır ürünleri her gün kontrol edin arkadaşlar. Burada çünkü her güncelleme yapmada ürünler burada görünen ürünler olacak. Tek ya da 5'li 10'lu adet farklı farklı ürünler, yeni girmiş ürünler varsa onlar görünecektir. Onları da aktif satışlara açabilirsiniz hemen. Bir sonraki eğitim videosunda görüşürüz arkadaşlar. Diğer sorulara da orada cevap vereceğim inşallah. Instagram'la ilgili de dediğim bilgileri daha sonradan paylaşacağım sizlerle. Kusura bakmayın biraz videolarım arasında vakit oluyor. Olabildiğince vakit bulmaya çalışıyorum video çekmek için. İnanın elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Uzun zamandır video çekmeye çalışıyorum ama başımızdan geçen talihsiz olay yüzünden yani birkaç bir ay önce şu an hali onunla ilgili işlemler yapıyoruz. Çok vaktimiz olamıyor bu nedenle. Bu şekilde arkadaşlar elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldım. Görüşmek üzere.